Ne görüyorsunuz doktor hanım? 5 hafta oldu mu demiştiniz? Evet. Test sonuçlarına da bakalım. Ultrason için acele ediyoruz gibi gelmişti bana ama... hamile değilsiniz siz Zeynep Hanım. Ama... benim bulantılarım falan vardı. Yalancı gebelik durumu olabilir. Ya da sadece stres. Yani tamamen psikolojik. Hamile olduğunuza inanmışsınız. Ya da biri seni buna inandırmış olabilir canım. Doktor hanım. Ben başka bir şeyden daha emin olmak istiyorum. Zeynep geldi mi? Nişanlını bana mı soruyorsun? Telefonu kapalı. Belki haberin vardır dedim. Yok vallahi, ben de ulaşamadım. İyi. Zeynep'i gördün mü? Evde yok. Burada da değil. Kesin Müjge Han'la birlikteler. Artık her ne yapıyorlarsa. İkinizi de odamda bekliyorum. Bunun olayı ne? Anlayacağız şimdi. Az önce bir mail aldık. Haberiniz yok sanırım. Ne maili? Zahmet etme, ben size kısaca özetleyeyim. Büyük bir mücevher markası 14 Şubat kampanyaları ile ilgili bizimle çalışmak istedi. İşte televizyon reklamları, billboardlar, yurt içi, yurt dışı. Kısaca Ozan'la Zeynep'i marka yüzü yapmak istediler. Bugüne kadar yaptığımız bütün işlerden daha büyük bir kampanya bu. Niye bir ölmüş gibi duruyorsunuz? Bu harika bir haber değil mi? Zeynep ilişkinizi öğrendiği için harika mı bilemiyorum. Evet. Gece olanlardan haberim var. Ve Zeynep artık kabul etmez diyorsun. Zeynep artık ajansa adım bile atar mı onu bilmiyorum. Atmasa hakkı da var. O yüzden müşteriyi aradım. Teklifini nazikçe reddettim. Sizi de sadece bilgilendirmek istedim. O yüzden çağırdım. Reddettin. Reddettin. Sen kendi başına nasıl böyle bir karar verebiliyorsun ya? Kimseye sormadan, danışmadan. Bir şey söylemeyecek misin? Zeynep'le bağımı hafife alıyorsunuz. Dün gece nişanı atabilirdi. Atmadı. Atmaz da. Atamaz. Sen neyine güveniyorsun? Zeynep'le olan geçmişimize güveniyorum. Paylaştıklarımıza güveniyorum. Sen de asmasana suratını, bir şey söyle şuna ya. Neredeler? Doruk Bey'in odasındalar. Bunların hali ne ya? Yeni nişanlı kızı böyle tripli mi olur? Benim kendi derdim bana yeter. Bir de onlarla uğraşamam.
Nasıl bir insansın sen? Nasıl bir insansın? Zeynep yapma lütfen. Dokunma bana. Zeynep. Dokunma bana. Kim yapar böyle bir şeyi? Niye yalan söyledin bana? Niye? Zeynep tamam bak böyle olmaz. Gel gel konuşalım. Lütfen böyle olmaz. Burnuma skandal kokusu geliyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ha? Zeynepciğim bak sakin ol. Bir açıklamama izin ver. Senin açıklayabileceğin hiçbir şey yok. Ozan anlatacak. O geceyi anlatacaksın. O gece. Birlikte olduğumuzu iddia ettiğin o gece var ya. Ne oldu aslında? Zeynep. Biliyorsun. Sen o gece beni birlikte olduğumuza inandırdın. Sen de istedin dedin. Bana kendini teslim ettin dedin. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bile bile bana yalan söyledin. Sen benim haftalardır hamile kaldım diye ne kabuslar gördüğümü biliyor musun? Hı? Aylardır kullanılmış, istismar edilmiş hissediyorum. Senin bu umurunda mı? Değil değil mi? Zerre kadar umurunda değil. Nasıl bir adamsın sen? Evet, yalan söyledim. Ama... Ne aması? Ha? Ne aması Ozan? Seni kaybetmemek için yaptım ya. Bana sırtını dönme diye. Bak hayatımızda yeni gelişmeler oluyor tamam mı? Yeni bir kampanya teklifi aldık. Her şey çok başka olabilir. Her şey değişebilir. Baştan başlayabiliriz. Yeni bir şey kurabiliriz. Bir şey söylesene sen de ya. Sen neden bahsediyorsun ya? Ben senin yanında 5 dakika daha durur muyum sanıyorsun sen? Bitti artık. Bitti. Duydun mu? Bitti. Her şey bitti tamam mı? Bitti. Sizinle de işim bitti. Borcumdan da ne kaldıysa bir yolunu bulur öderim. Bundan sonra beni aramayın. İkinizin yerinde de olmak istemezdim. Bana bile... bana bile yalan söyledin. Bu kadar mı acizsin? Ne yapıyorsun sen? Zeynep! Zeynep! Efendim Rüzgar. Tamam tatlım sakin ol. Ben senin tarafındayım. Unuttun mu? Kusura bakma. Benim gerçekten sinirim tepemde. Yok haklısın. Ben sadece bir şeye ihtiyacım var mı diye soracaktım. Sağ ol. Ama ben sadece babamın yanına gidip her şeyi unutmak istiyorum. Tatlım seni o kadar iyi anlıyorum ki. Koca bir yük kalktı tabii üstünden. İş bırakmak da koca bırakmak gibidir. Ben çok iyi bilirim bunu. Neyse tatlım sen hadi git dinlen biraz tamam.
Tahta. Kurtuldun Zeynep. Kurtuldun. Sare Hanım. Ne var, ne oluyor? Az önce aşağıda olanlarla ilgili. Yapacaktın bu görüntüleri, ha? Sosyal medyaya mı sızdıracaktın? Ozan'la Zeynep'in ayrılığından prim mi yapacaktın? İnanılır gibi değil ya, inanılır gibi değil. Her köşe başında bir sinsi var ya, kendi evimizde rahat değiliz. Bıraksan çiğ çiğ yer bunlar bizi. Al, siliyorum görüntüleri, al sildim. Ama sana daha fazlası lazım. Gördün mü? Ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin. Yoksa böyle bedelini ödersin. Bu kadarla yırttığına şükret sen. Hadi gidin şimdi. Mine, bugün kimseyi görmek istemiyorum. Bütün randevuları iptal et. Senin ne işin var burada ya? Pişkin pişkin bir de geri gelmişsin. Hadi biraz konuşalım. Ne konuşacağız? Ne kaldı ki konuşacak? Dün gece ajansın köküne kibrit suyu döktüğün yetmiyormuş gibi... bir de batışımızı izlemeye mi geldin? Defol buradan. Seni bir daha burada görmek istemiyorum. Seni bu ajansın kapısından soktuğum güne lanet olsun be. Bitti mi? Kustun mu bütün kinini? Rahatladın mı? Hadi o zaman işi konuşalım. Baba bana da sorsana ama soldan sağ olsun, tamam mı? Yukarıdan aşağı sevmiyorum. Evet, söyle bakayım. Damlarda gezer, miyav miyav der. Kuyruğu vardır. Oho, bundan kolay ne var ya? Sokak hayvanları. Dostlarım kedi. Kedi. Aferin. Bildim. Baba, ben pazara gidiyorum. Hayırdır kızım, sen işte değil miydin? Zeynep. Aa, o ne? Aa, Zeynep. Sen niye erken geldin, hasta mı oldun? Evet, geldim baba. Artık bir süre hep yanındayım. Aa, ne güzel. Zeynep benim yanımdaymış. Peki ne kadar süre? Evet, ne kadar süre Zeynep? İzin mi aldın sen? Çok uzun bir süre hem de. İşi bıraktım. Nereye bıraktın? Öyle, kendi haline bıraktım işte baba. Bensiz ne yapıyorlarsa yapsınlar artık. Sen ne yaptın be kızım? Ya bu zamanda işten ayrılmak için iki defa düşünmek lazım be yavrum. Baba, Zeynep benim bir kere 300 bin milyon 4 kere düşünmüştür yani. Ne oldu da? Evet, düşündüm. İnanın gerçekten çok düşündüm. Ve en doğru kararı verdim. Orada 5 dakika bile duramazdım. Halama sorun, o biliyor. Tülkan, ben bilmiyorum, babam bilmiyor, sen ne biliyorsun? Ne bileceğim ben Kadir ya? Zeynep'in boş boğazlığı işte. Ha tabii, sadece işi de bırakmadım. Ozan'ı da bıraktım. Ne? Nişanı attım. O nişanı attın tamam da o bir yüzük halka yani. Kankimi niye attın ki? Ne yapacak şimdi o?
Ozan senin kankan olmayı hiç hak etmiyor baba. Bundan sonra kankan da benim. Tamam, sen benim canımsın da yani. Ama ne oldu daha? Ya tövbe tövbe. Ya daha dün gece nişanlandınız. Öyle olması gerekiyordu dede. Tamam, asmayın yüzünüzü ne olur. Ben gerçekten iyiyim. Böyle olması gerekiyordu. Tüyden bile hafifim yani. Evet, kilo alman lazım bence de. Türkan ona söyle de tüy çok hafif üflersen uçar. O yüzden kilo alsın biraz. Değil mi baba? Ben söyleyeceğim şimdi ona. Nereden çıktı bu? Ha? Biz dün ne konuştuk seninle? Ne konuştuk hala? Evet, beni kandırmak için bir şeyler söylemiştin. Ama ben hiçbirini hatırlamıyorum şimdi. Zeynep, küstahlaşma bak. Asıl sen bana bak hala. Durduk yere aklıma saçma sapan şeyler soktun ya. Ben de kandım sana ama artık yeter ya. Kimden öğreniyorsun sen bunları ha? O yeliyoz Müjgan mı sokuyor bunları senin aklına? O beğenmediğin Müjgan var ya. Beni bugün doktora götürdü. Ne doktoruna? Ultrasona soktu. Test yaptılar. Meğer ben hamile değilmişim hala. Bir de ne öğrendim biliyor musun? Biz o gece Ozan'la birlikte olmamışız. Kızım sus, sus sakın. Bak ettiğin laflara bak ya. Bir duyan gören olacak kızım. Bu tavrın var ya, işte tam da bu yüzden. Benim aklımı da sizinki gibi sandığı için utanıp sıkılmadan bana yalan söylemiş. Aklı sıra beni kendine mecbur bırakacak ya. Bir gece birlikte olduysak artık evlenmek zorundayız ya. Ne diyorsun sen Zeynep? Neyse onu diyorum hala ben. Sitaresi ayrı, Ozan'ı ayrı, hayatları yalan ya. Bir daha hiçbirini görmek istemiyorum. Yani diyorsun ki sadece 3 günlük çekimle hem Zeynep'in bütün borçları kapanacak, hem şirket itibarını yeniden kazanacak ve üstüne biraz da para kalacak ha? Sakın bana bunları sadece Zeynep'i düşündüğün için konuştuğumuzu söyleme, asla inanma. Senin tek derdin cebine kalacak para. Orası artık seni ilgilendirmez şekerim. Sen müşterileri ara, Doruk'un bir hata yaptığını söyle ve onları toplantıya ikna et yeter. Sen de Zeynep'i ikna et. Sen ne olacağını sanıyorsun ha? Zeynep'in seni affedeceğini falan mı? Orası da seni ilgilendirmez şekerim. Vallahi ben Zeynep'le konuşurum ama ikna edebilir miyim bilemiyorum. Yani bu olay benim başıma gelse, tillahı gelse şu ajanstan içeri adımımı atmam, sizi de asla affetmem. Ama şu durumda elinizde Zeynep'i ikna edebilecek tek kişi benim. Elini çabuk tut o zaman. Hemen bugün bir görüşme ayarlıyorum müşteriyle. Doruk duruma uyanıp her şeyi berbat etmeden bir cevap istiyorum. Hemen. Melek Hanım, hala nereye gittiğimizi söylemediniz. Aa, söylemedim mi? O zaman sana kolaylık olsun. Size gidiyoruz. Adresi biliyorsun. Nereye gidiyoruz? Bizim eve mi? Yani Melek Hanım, bizim eve gitmek... yani şansımızı biraz zorlamak anlamına gelmiyor mu sizce? Bana bak Fevzi. Ben burada Zeynep'in geleceği için uğraşıyorum. O paraya para demesin diye kendimi paralıyorum. Sen neyin peşindesin ha? Hayır, hanımınla sen rahatsız oluyorsan ben hiç uğraşmayayım ha? Yani Melek Hanım, yani biz paraya para demeyeceksek... tabii yani biz de elimizden gelen katkıyı sağlarız. Tam tahmin ettiğim gibi. Zeynep kızım. Ben camiye gidiyorum yavrum. Tamam. Sen iyi misin? Biraz dalgın gördüm ben seni.
Biraz dalgınım dedi. Yani işte ne iş yapabilirim diye bakıyordum ama hiçbir fikrim olmadığını görünce. Bu işler öyle aceleye gelmez kızım. Nasıl derler bilirsin değil mi? Su akar, yolunu bulur. Bulur değil mi dede? Ya, bulur. Güzel torunum. Bir tanecik torunum benim. Baban da gelir şimdi, buralardadır o. Bak demiştim işte. Babamın namaz saati. Başka kimse yok değil mi? Bana bak. Türkan falan yok inşallah. Bu saçlar lazım bana. Onlar zaten çarşıya gitmiştir. İyi hadi git Zeynep'i çağır. Kadir'e bir şey belli etme. İşe gitmemiş miydi bu? Ne oluyor yine? Kadir. Camlar da kapkara ya. Sen oradan görüyor musun dışarıyı? Benim Kadir. Kadir. Ya ben şimdi diyorum yani... Bu aş biter ve ben çekip giderim diyorum. Sen gelme diyorum. Gelip duruyorsun ama kafamı yani karıştırıyor duyguları falan. Kadir geliyorum çünkü size yakın olmak istiyorum. Sen git bir kere tamam mı? Gezen adamın oğluna yakın ol tamam mı? Kadir gerçekten takılıp kaldın şu olaya. Ya bir hataydı dedim. Unutur musun artık şunu lütfen? Benim için sadece sen ve kızımız var artık. Benim için sadece Zeyno var. Zeyno'dan başka bir de babam ve ailem var. Kadir benim için de Zeyno var. Ben onun için buradayım zaten. O çalışsın, başarılı olsun, kendi ayakları üzerinde durabilsin diye buradayım. Kadir lütfen. Lütfen bak gerçekten sizinle olmak için bütün geçmişimi silmeye razıyım. Zaten bunun için Doruk'la birlikteydim o gün. Kadir benim için sadece siz varsınız artık anla bunu. Ya bak bana öyle bakma tamam mı? Bak yani bana bak bana öyle bakma yani etkileniyorum yani. Şey oluyorum yani gereksiz yere çünkü yani ben son sözümü söyledim bir kere tamam mı? Ay Allah'ım bir de elimi tutuyorsun ya. Kadir benim için sadece siz varsınız artık. Ben hep buradayım artık. Sizi bırakmaya hiç niyetim yok. Hep. Hep. O zaman Zeynep'e söyleyeceğiz değil mi? Yani yalanlar yok yani en kısa zamanda yani. Hı hı. Tamam. Yakında, çok yakında söyleyeceğiz. Sunuyorsun ya. Tak 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 ben geldim ya. Pardon kardeşim. Ya yapma bana öyle şeyler tamam oğlum. Yapma yani. Ne yapıyorsunuz? Abi hiç. Annemler çarşıya gitmişti. Onların yoluna bakıyordum da benim yukarıda işim var biraz. Merhaba Zeynep. Zeyno geliyor.
sen dedin, yakında dedin, tamam mı? Zeynep'e bütün gerçekleri söyleyeceğiz. Çünkü ben ayağım bacağıma kadar yalana battım. Zeynep'e ben yalan söyleyemem, tamam, ona söyleyeceğiz. Her şeyi Zeynep bilsin. Ama ona yardım ediyorsun ya sen şimdi, tamam mı? Hani rol gereği. Bu filmimizin demek ki senaryosu çok değişik. Ben susacağım ama yalan yok. Sonunda söyleyeceğiz ama çok yakında, tamam mı? Zeyno, ne oldu biliyor musun? Var ya neler oluyor ya bu hayatta da. Aa, sana Müjgan sana yardım edecekmiş. Biliyorsun değil mi sen, ne güzel değil mi? Evet, yardım ediyor bana, sağ olsun Müjgan. Hı hı. Tamam. Ne haber Fezli? İyidir işte. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Merak etme Kadir, ben göz kulak olurum. Tamam. Ya Allah Allah, bana yardım et ya. Tak 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 tak. Allah'ım ben geldim. Yine ben. Allah'ım sana yalvarıyorum. Diz çöküyorum yani. Ellerimi de açtım böyle gördüğün gibi. Ne olursun Allah'ım Zeyno'm üzülmesin. Onu kimsecikler onu üzmesin. Ne olursun Allah'ım. Bir de bir şey daha diyeceğim. Bu melek bana böyle şey yapınca ben yumuşar gibi oluyorum. Yumuşamam ama onlardan. Ben affedemem ki ben. Tamam mı Allah'ım? Bir de Zeyno'mu iyi insanlarla karşılaştır Allah'ım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden, sağ olun. Tatlım, bak itiraz etmeden önce beni iyice bir dinle, olur mu? Müjgan, bak ben gerçekten Sitare Hanım'ın adını bile duymak istemiyorum artık. Tamam, haklısın. Yani sonuçta Sitare yine bütün sinsiliğiyle seni ikna etmeye çalışacak ama... Asla. Tatlım, sen bana güven, lütfen. Yani oranın tek sahibi Sitare değil ki. Bak Doruk var, çalışanlar var. Hadi bunların hepsini geçtim. Hayatım, tatlım eğer bu işi kabul edersen... ...gerçekten kazanacağın parayla bütün borçlarını kapatacaksın. Düşünsene, işte o zaman özgür olacaksın. Bravo. Gerçekten bravo. Sonunda ağlamayı bıraktın ve savaşa başladın. Ama geçmiş olsun Sitare. Gelmeyecek. Ne oluyor burada? Toplantı bekliyoruz. Hangi toplantı? Benim reddettiğim toplantı mı? Yanlış anlamayın beni, öylesine yani. Hobi olarak soruyorum. Acaba Zeynep yokken adamlara ne vaat edeceksin? Güzel soru. Daha iyi bir teklifiniz var mı? Hayatta kalmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. İşte şansımızı deniyoruz. Bu yaptığın kumar oynamak. Kumar masasında değilsin Sitare, ajanstasın. Ajansın itibarıyla zar atıyorsun. Attığın zar da Zeynep. Müşteri binaya giriş yaptı. Galiba kaybettim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayalini görüyordun mu son Zeynep mi? Hı hı. Oo, Doruk Bey de buradaymış. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Buyurun. Ulan Mahmut, ne olur uzun sürmesin.
Git yatsın tatlım. Kimse ne kadar zorlandığını anlamıyor. Hatta bu işi sırf borcunu kapatmak için yaptığını bilmesem şu mutlu nişan olayına inanacağım bile. Hı hı. Borcum için. Buyurun. Buyurun. Efendim Fevzi. Alo Türkan. Bizim kız Uve'ye döndü. Ay hadi inşallah. Zeynep ajansa geri dönmüş. Kadir. Ne o, sevinmedin mi? Hem sevindim hem de sevinmedim de Türkan. O ne demek ya şimdi? Kız işinin başına geri dönmüş işte. Bilmiyorum, ben böyle sustukça benim içim sevinmiyor pembe pembe yalanlar falan. Ya sevinmez tabii ya. Sitare Hanım değil, Melek Hanım döndürdü onu. Onun Allah cezasını vermesin. Vermiyor vallahi Türkan. Rabbimin hikmetinden sualin olmaz ama vermiyor işte. Ne oldu Türkan? Tamam, yok bir şey. Tatlım, harikaydın. Tam olarak show business için yaratılmışsın. Kime çektiyse artık. Bu kampanya benim bu ajanstaki son işim. Muhtemelen onun rahatlığıdır. Tabii tatlım. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yeni menajerin de Müjgan sanırım, öyle mi Zeynep? Bu projeyle birlikte ajansa borcum da kapanıyor. Ve buradaki işim de bitiyor. Kampanya bittiği an... yüzük... çöpte. Artık nasıl bir hikaye uydurursunuz bilmiyorum. Ama yaratıcı bir şeyler bulabileceğinizden eminim. Uydurmak sizin içiniz nasılsa. Aynı ben. Efendim? Bu keskin tavrın çok hoşuma gitti, onu diyorum Zeynep. Sayenizde. Zeynep, şartlarını kabul ediyoruz. Galiba herkes için en iyisi bu. Hadi bakalım. Son projemiz hayırlı olsun. Kızım, Zeynep'im, ya bu senin mesele çocuk oyuncağına dönmedi mi Allah aşkına ya? Ha? Ayrıldınsa ayrıldın be kızım. Ya bu ilişkiler böyle zamanla laçkalaşır yavrum. Baba, son bir iş içinmiş zaten. Zeynep öyle söyledi değil mi Zeynep? 3 gün daha çalışacak, sonra bitecek. Evet dedi, 3 gün olacak. Yani sonra işte yeni bir iş ararken idare edecek kadar paramız da olacak. Müjgan ayarladı hepsini. Yani bu bütün olayların altında bu Müjgan'ın aklı mı var? Yani yardım ediyor dedi işte bana. Ajansta başka güvenebileceğim kimse kalmadı ki. Kızım, şimdi seni anladım da. Ama Kadir'in bu Müjgan'la ilgisi ne? Allah Allah, ne ilgisi anne Allah aşkına ya? O nereden çıktı şimdi? Ben bilmiyorum. Nimet görmüş biz çarşıdayken. Ne görmüş Nimet? Kadir?
Nokta yine mi geldi buraya? Ya Müjgan benim için geldi. Yani altında başka bir sebep aramanıza gerek yok. O zaman Kadir abi niye? Nimet. Anne ne yapıyorsun ya? Baba ben çok sıkıldım ya. Sorular falan. Ben odama gidebilir miyim? Evet baba. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Gidelim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Vay be. Zeyno. Bak ne izleyelim? Ne yapalım biliyor musun? Gel. Ne yapalım biliyor musun? Film ne izleyelim, ne izlesek? Bol acılı bir film izleyelim. Tamam mı? En acılı böyle. İçimiz böyle patlasın tamam mı? Barajlar gibi gözler yaşlar sel olsun. Tamam baba. Bakarız şimdi hangi filmler çıkmış diye. Tamam. Ama ben önce sana başka bir şey soracağım. Tabii sor. Şimdi ben bugün çok ağır şeyler yaşadım. Yani anlatıp tabii seni üzmek istemiyorum ama yani canım acıyor biraz. Nasıl acıyor? Bir şey mi oldu bir yerine? Yok baba. Yani içim. Üzüntüden. Ha için acıyor senin. Ne oldu? Kim yine sana ne yaptı? Kim üzdü seni Zeyno? Kim ne yapmadı ki baba? Senden başka herkes üzüyor beni. Kim lan onlar? Peki Müjgan. O ne oluyor yani? Yardım ediyor bana işte sağ olsun. Ama ben başka bir şey soracağım sana. Sor. Annem. Yani biliyorum ben pek annemden konuşmak istemem. Ben bugün ilk kez annemi düşündüm. Onun ne yaşadığını, bizi niye terk ettiğini. Melek gitti Melek. Melek gitti Melek. Ya bir bilsem Zeyno, bir bilsem ben de niye? Ya aslında biliyorum. Herkes bana kafası şey diyor ama ben biliyorum. Benle evlendiğinde de ben böyleydim ki. Anne ya niye susturuyorsun beni ya? Ne güzel sordum işte. Ya bak hala Zeynep'in işleri falan diyorlar. Ya bu kadın tamam Zeynep'le işi var, işi gücü var, geliyor gidiyor da. Hayır, Zeynep'le işi olan bir kadın niye Kadir abiyi öpsün ha? Kızım işte tam da bunun için susturdum seni. Yahu sen patladak söylesen onlar bir şey uyduracaklar. Anlamadın mı kızım bizden bir şey saklıyorlar. Türkan'ın gözleri fel fecre okuyor fıldır fıldır. Ne yapalım? Unutalım mı yani şimdi? Aa, tövbe tövbe ben onu mu diyorum sana? Bu işi başka bir yoldan öğreneceksin. Gözün açık kalacak tıpkı bugün gibi. Ay resmen aradığım heyecan. Subhanallah ya. Yani ben ne diyorum sen ne anlıyorsun ha? Allah. Tamam Nimet. Önce şundan başlıyoruz. Bu Müjgan kimdir? Olayı nedir? Konu bu. Buyurun efendim. Merhaba Müjgan Hanım. Merhabalar Füsun Hanım. Bu kadar kısa sürede dönüş yaptığınız için teşekkür ederim. Söz konusu Zeynep Çetin olunca elimi çabuk tutmak istedim. Çok isabetli bir karar. Çünkü Zeynep gerçekten son zamanlarda çok revaçta. Ve kariyeriyle ilgili kararları artık ben alıyorum. Ama daha yeni bir kampanya için anlaşma imzalamış. Hem de çok büyük bir kampanya. Stare o kızı bırakır mı? Aramızda kalsın. Bu Zeynep'in Es Ajans'la imzaladığı son anlaşma. Ondan sonra tamamen özgür. Ama yine de aklınızda soru işareti kalacaksa sözleşme imzalayabiliriz. Yani aklınızda bir şey kalmasını istemem. Onun tek temsilcisi artık benim. Bunu bilmiyordum. Bunu henüz kimse bilmiyor. Ama duyduğum kadarıyla Sitare ile en çok derdi olan rakibi sizmişsiniz. O yüzden ilk olarak sizinle görüşmek istedim. En doğrusunu yaptınız. Pardon. Kavdan en iyi şeyinizi istiyorum. Kutlama yapacağız da. Göreceksiniz. Stare kendi çapında bir şeyler başarmış olabilir ama... Zeynep'i ben yıldız yapacağım. Ağzınızdan bal damlıyor. Siz bana Zeynep'i getirin yeter. İkiniz de ihya ederim.
Tamam Fevzi. Şimdi bütün pulları bu Meleğe mi yatıracağız? Yoksa ikisini idare etmeye devam mı edeceğiz? Şimdi sağlam bir kupon yapman lazım. Yoksa bunlar parsiyi götürürler, sen ayazda kalırsın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Birlikte çok güzel işler başaracağız. Bakalım ne olacak? Görüşürüz Melek Hanım.